Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda nefis ile şeytan arasındaki farklar nelerdir? Bu hususu arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İblisin zatı varlığı vardır. Allah'a karşı gelmiş, cennetten kovulmuş, Allah'tan kıyamete kadar mühlet istemiş, insanoğlunun ebedi düşmanı olduğunu and içerek ilan eden baş asidir. Nefis varlığı relatiftir. O, ruh, akıl, beden ve diğer cihazları gibi insanın bir parçasıdır. İblis, Hazreti Adem'den önce yaratılmış maddesi ateşten, cin taifesine mensup bir varlıktır. Kendisi bir tane olup insandan ve cinden yardımcıları vardır. Şeytan, insanlık var olduğu müddetçe var olacak. Onlar ikinci bir defa daha dirilmek üzere, öldüklerinde o da ölecek, haşir için tekrar diriltilecektir. Nefsin yaşamının başlangıcı ve bitişi parçası olduğu insana bağlıdır. İblis, insana düşmanlıktan asla ve asla vazgeçmez. Nefis ilk başta emmare iken iblis de aynı çizgidedir. Arındırma, tezkiye, terbiyeye tabi tutulursa, düşmanlıktan vazgeçip iyiliği emreder hale gelebilir. İblis bütün insanlarla birden uğraşır, her birisini bir tarafından yakalayıp yıkmak ister, yardımcılarıyla beraber iş bölümü yapar. Nefsi emmare ise yalnız çalışır ve sadece beraberinde bulunduğu insanın başının belasıdır. İblisin yeri belli, ebedi cehennemde kalacaktır. Nefis size Allah'a itaat edip etmemesine göre değerlendirmeye tabi tutulacak, ona göre muamele görecektir. İblis daha çok dışarıdan çalışır, insana günah atmosferine çekmeye gayret eder. Nefsi emmare ise kendisinde barınan inat, kıskançlık, kin, nefret gibi mekanizmaları işleterek içten içe zarar verir. Bu yüzden bununla mücadele büyük cihat diye isimlendirilir.